Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü hükümetimiz kimsesizlerin kimi olma, dertlerin derdine derman olma konusunda bir cumhurbaşkanımız, bir büyüğümüz, bir liderimiz var. Politikalar adı üzerinde sosyal, yani kolay bir iş olmadığı gibi ama hükümetimizin Tekirdağ ilimizde, 1 milyon nüfus ilimizde Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün epeydir takip ettiğim kadarıyla bir telefon ettiğimizde yaşlılar, kimsesizler bir anda ilginin odak noktası olduğu ve başarıyla yürütüldüğünü görüyorum. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyine güneyine başlatılmış olan projenin çok hayırlı ve yerinde olduğuna inanıyorum. Buradan çıkacak fikirler, siz değerli dostların, her birinizin kendi alanında yaşadıkları, çalışmaları, bunlar bizim ülkemize ışık tutacaktır. Ne için var? Cumhuriyet, cumhur için var, halk için var. Dolayısıyla bizlerin bugün burada düzenlemiş olduğu bu toplantıda da halkımızın çok önemli bir kesiminin temsilcisi olan siz değerli yöneticilerimizle beraber çok önemli sorunların tartışılacağı ve Tekirdağ gibi Türkiye'nin en ön sıralarında göç alan ve nüfusu kısa bir süre içerisinde de 1 milyonu aşmış olan bu kentimizde sosyal politikaların tartışılması ve sosyal politikalar konusundaki sorunların çözüm arayışlarının da bu toplantı sonunda toplantının öncesinden çok daha iyi bir yere geleceği kanaatimle bu toplantının gerçekten çok önemli bir toplantı olduğunu vurgulamak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, biraz evvel değerli arkadaşlarım söyledi. Sosyal politikalarda gönül adımları başlattık. 15 yıllık AK Parti iktidarında çok önemli adımlar attık. Attığımız her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan yapmış olduğumuz bütün politikalara, sosyal politikalara kadar hepsi reform mahiyetinde. Şimdi biz sizlere gelerek diyoruz ki yeni şeyler söylemek lazım. Sizler bize ne diyorsunuz? Tekirdağ bize ne söylüyor? Yerinde dinleyelim ve sorunları yerinde tespit edelim istiyoruz.